Gerçekten meclis Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi editör masasına bugün konuk oldu. çünkü sabaha kadar 4.30'a kadar galiba. 4.30'a kadar çalıştı. Bakan Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifinin Yani görüşmelerine ilişkin soru üzerine, gerilim oldu. meclisin dün ve bugün sabaha kadar çalıştığını ancak bazı istenmeyen görüntülerin yaşandığını belirtti. Ama tabii maalesef orada da istenmeyen görüntüler yaşandı. Özellikle ana muhalefet partisinin, CHP'nin akıl almaz tutumu ve sürekli gerilim üretmeye yönelik stratejisi meclisi çalıştırmaktan çok çalıştırmama üzerine kurguladığı anayasa görüşmelerinde sürekli tahrik edici ve hakaret edici tutumlarıyla başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi, anayasa değişikliği teklifine ilişkin, nereden, hangi kimlikle bakarsanız bakın, bu asla ve asla bir rejim değişikliği değil dedi. Nereden bakarsanız bakın, hangi kimlikle bakarsanız bakın, bu asla ve asla rejim değişikliği değil. Rejimin nitelikleri, cumhuriyetin nitelikleri açık açık belirlenmiş. Kuruluş felsefesindeki ilkeler belirlenmiş. Bununla alakalı hiçbir değişiklik yok. Sadece yönetimsel sistemle ilgili bir değişiklik var. Ve baktığımız zaman anayasa değişikliğin, meclise getirilen anayasa değişikliğinin içeriğine de baktığımızda rejimin temeliyle veya rejimle ilgili asla ve asla yine bir değişiklik ve değişikliği göremiyoruz. Sicil affına ilişkin yasa tasarısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüfekçi, tasarının yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirtti. Sicil affı bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 12 milyon 500 bin kişiyi ilgilendiren bir yasa tasarısı. Bu sadece şöyle düşünmemeniz lazım. Sadece işletmeler, sadece esnaflarımız veya sadece sanayicilerimiz diye düşünmememiz lazım. Bunların yanında özellikle kredi kartı kullanıcıları, bireysel kredi kullananlar da dahil olmak üzere geçmişte almış oldukları kredilerden kredi kartları da dahil olmak üzere kredilerde sorun yaşayanların 6 ay içerisinde ya borcunun tamamını veya geçmişte de çeklerini, senetlerini ödediği halde kara listeden biliyorsunuz 5 yıl çıkamıyorlardı. Bu durumda olanlar veya borcunu yeniden yapılandıranlar bu haktan faydalanacaklar ve biraz önce de ifade ettiğimiz gibi yeni bir beyaz sayfa açarak yeni kredi imkanları ile beraber işlerine bir ivme veya yeni iş yerleri açma noktasında da bir fırsatı yakalamış olacak.